Geçen gün Selçuk diye biriyle tanıştım. Yeşilköy'deyim. Gece geç vakit Marmara ile geri döneceğim. Marmara'yı bıraktılar beni. Treni kaçırdım. 15 dakika beklemem gerekiyor. İşte son trene bir 15 dakika var. Orada güvenlikte bir arkadaş. Abi gelsene böyle falan falan diye beni kenara çekti. Isıtıcı var burada. Bak sigara içmek istersen şurada sigara içebilirsin. Şeyle beraber. O arada farkında olmadan tanışıyorsun. Bazı insanın öyle tuhaf bir özgüveni oluyor. Kendiyle ilgili anlatma özgüveni. Akşam 15 dakika içerisinde bir Selçuk dinledim. Edirneli, fizik okumuş. Öğretmenlik yapmak istememiş. Babası öğretmenlik yapmış. Çok ekonomik olarak eziyet çekmiş hayatı boyunca. Bundan kaçınmış. O yüzden böyle 20'li yaşlar, 17'li 18'li yaşlardan itibaren işte çalışma hayatına başlar. Kebapçıda çalışmış. Güzel para kazanıyormuş. Bilmem ne oluyormuş ama gerçekten Türk hikayesinin bir parçasıdır. Bu eşi hastalanmış. Tüm parayı yemiş bitirmiş eşiyle beraber hastalığı sürecinde falan. Hayatını tümünü 15 dakikada büyük bir özgüvenle o Vay arkadaş. Trakyalı diliyle beraber. Birincisi şeyden çok memnun oldum. Hani İstanbul'dayken şey duygusu yaşıyor insan biriyle karşılaştığında. Devamlı kendini koruyan, gergin, tanışmaların tümü işte problemli bilmem ne falan insanla. Halbuki o insanı görmek o aslında hani Anadolu'da taşrada çok rastladığımız bir insan ya da hani burada da nadiren de olsa gördüğümüz bir insan. Özgüvenli, rahat, düzgün anlatıyor falan falan. Hiçbir ezik hikaye anlatmadı bu arada. Öyle bir şey değil yani. Hani gayet güzel bir tanışmanın içerisinde kendini anlattı vatandaş. Korkusuzca yani şeyin içerisinde. Bana şeyi düşündürttü. Yani bizi neler biz yapıyor diye. Şimdi ben bir Selçuk'la tanıştım. Benden bir yaş büyük bir Selçuk. İşte şeyde hayatı boyunca bir sürü kriterleri var. Onu o yapan, hani benim oradaki karşılaştığım, güvenlikle karşılaştığım, bu arada Selçuk'a izlerse selam. Şeyin Valla içerisinde. Selçuk süpermiş. Şeyin Ben izlesem içerisinde. Çok hani tanışmaktan böyle hani insanla tanışma damak tadıdır ya. Hani güzel insanla tanışınca, aynen güzel öyle. sohbet yapınca insanın gerçekten damağında bir tat kalır. Selçuk'la tanışmaktan o 15 dakikada damak tadı kaldı. Hani aklımda. Aa, ne güzel bir insan falan diye. Yani tanışmış olmak ne kadar. Halbuki içinde spesifik hiçbir şey yok. Ama Selçuk'u Selçuk yapan hikaye arka tarafında hani o kriterleri görebildin. Hani öğretmenlikle ilgili ne düşündüğü, fizik okuduktan sonra ne yaptı, oraya kadar nasıl geldiği hikayesi. Ben de kendimle ilgili de düşündüm bir şeyin içerisinde. İşte onu da soracağım sana. Senin neler sen yaptı doğduğun zamandan, kendini hatırladığın, farkında olduğun zamandan bu zamana? Ah bir bilsem var ya ben onları. Ama aklında kalan bir şeyleri vardır yani hani Şimdi Selçuk'un anlattığı şeyler muhtemelen onun hatırladığı şeyler ve aslında bence bizim hayatta biliyorsun ben takım kaos teorisi, kelebek etkisi, böyle işte fark edilmeyen şeylerin yarattığı büyük değişiklikler falan. Biz yapan şeylerin çoğuna zaten haberimiz yok Allah'a şükür. Yani olsa düşünsene şu anda mesela şu anda gelecekte ömrümüz varsa biz yapan bir şey şu anda oluyor. Ve o ya şu sudan şu yudum içmeyeydim şöyle olurdu falan gibi bir şey biliyorsak zaten hayat Ya yaşanmaz. hani o kadar küçük şeyler değil ama yani daha kült devam Tabii eden tabii. yani Ama mesela muhtemelen annen konuda bir şeydir mesela bir hani seni sen yapan şeylerden bir tabii parça. ki mesela şimdi sizin Selçuk'la konuşmaya özenme sebebim şu. Ben bir yere gittim dedi. Geçen de Mardin'e gittim. Öyle güzel işte şeyler efendim kasırlar, medreseler şunlarla geziyoruz ama ya bir adamla oturup konuşunca böyle bir aydınlanma geliyor sana. Şimdi o yüzden özendim. Selçuk sana anlattın da aslında sana şunu düşündürüyor. Bana anlatsa bana da aynı şeyi düşünecek. Ulan bizde de hakikaten neler var. Şimdi kendi hayatına dönüp bakıyorsun geriye doğru. Herkesin hayatı roman değil ya biraz öyle bir şey var. Ya mesela benim bilmiyorum benim en çok arkadaşlarım tarafından sopa yememdir herhalde. Yani mahalle çocukları sürekli dövüyordu beni. Ben mesela en majör hani kişilik belirleyici şey olarak bunu görüyorum. Ankara Etlik. Bilen bilir. Yani Çinçin Mahallesi'yle Etlik çocuklarının meydan savaşları. Ayda iki kere minimum. Oo, doğru Tabii. söylüyorsun. Vardı öyle. Bizde Tencere, de vardı öyle tava, bir hikaye. taş, neler neler. Yani ben böyle Olmamış incirlerle falan birine gitmiş. kafa atacağım diye o çekilince kaldırıma kafa atıp elmacık kemiklerini dağıtan arkadaşlarım vardı benim yani. Öyle hınca hınç bir ortam. Ya bir şekilde spor gibi böyle kötü düşünmeyelim. Yani şey değil böyle kötülükten dövmüyor insanlar. Bildikleri spor Enerji gibi. atıyorlar. Tabii. Öyle bir yerde şimdi ya dışarı çıkıp bu ekibe katılacaksın ya evde oturup hayat ansiklopedisi okuyacaksın. Benim B şıkkı oldu. Ve o uzlet hali mesela bana iyi geldi. İyi geldi derken bugün işte seninle şu masada oturup konuşmamı mümkün kılan bir şey varsa bildiğim o böyle toplumdan ayrılma, bir kendi başına kalma falan becerisi. Biraz böyle konuşmakla ilgili yaşadığım sıkıntıları hatırlıyorum. İşte o tahtaya ismi yazılıp yanına 10 çarpı konan çocuk ben falan.
Böyle bir de hocalar beni biraz sopalamayı severdi. Eskiden hocalar öğrenci dövüyorlardı. Yani şimdiki gençler bilmez onu. Bana bir de vurunca kızarıyordum ben. Çok güzel oluyordu böyle. Elma gibi bir iki saat falan sürüyordu o. Hocalar eserlerini gösterebiliyorlardı. Bak ben bunu marizledim falan diye. O yüzden böyle yanımda çarpılar, devamlı sopa yiyen, devamlı böyle şey... Hani konuşması bastırılmaya çalışılan çocuk modu. Ne olacak? Boş bulduğun yerde konuşacaksın. Sen de sağ ol işte geldin böyle beraber sohbet ederiz. Benim için bulunmaz demiş. Ama onun dışında söyleyeyim. Mesela bak bir hadise var. Bir küçük onu anlatayım. Benim babamın bir arkadaşı babama sürekli kitaplar getirirdi. Bir dönem Türkiye'de hakikaten fenomen olmuş. Daha sonra böyle bir külte dönüşmüş bir yapı var. İsim vermeyeceğim. Bilen bilsin, hatırlasın. Böyle fizikle, müzikle ilgilendiğini iddia eden bir abi vardı. Fizik kitapları yazardı. Sonradan Şeyh Meyh oldu. Uçtu bir şeyler oldu. Bu adam da onun müritlerinden biri. Babama sürekli kitaplarını falan getiriyor. Babam da bakıyor. İşte kitaplar hep böyle astrofiziğin işte dini yorumları falan filan gibi şeyler. Bizim peder de ilgilenmiyor. Onları arka tarafa koyardı. Onlar da atılırdı bir süre sonra. Ben o zamana kadar böyle şeylerle ilgim yok. Bir gün şu sahneyi net hatırlıyorum. Mesela bu sadece görebildiğim bir kısmı olduğu için. Kim bilir göremediğimiz neler var diye anlatıyorum. Dükkanında çocuklar var. Kuyumcu dükkanı işte aileler gelmiş. Bir tane küçük çocuk. Bizim şekerlikler vardı böyle. O arada babamın arkadaşı da gelmiş. Kitapları sehpaya koymuş. Sehpanın yanında şekerlik. Babamla sohbet ediyorlar. Biliyorum o kitaplar atılacak. Gözücüyle bakıyorum bu sefer ben alsam diye. O arada çocuk şekerliğe uzanmaya çalışıyor. Uzanırken kolu değdi. Kitaplardan biri koltukla sehpanın arasında düştü. Ben onu gördüm. Dedim ki müşteriler boşalsın alırım. Sonra unuttum. Akşam dükkanda temizlik yapıldı. O kalan iki kitap babam onları aldı. Gene arkaya koydu. Herkes de aldı gittik. Ertesi sabah ben paspas yapıyorum. Paspas yaparken koltuğu bir çektim. Lak diye kitap düştü. Aha dedim dünkü kitap. Ben o kitabı aldım okudum ve şaftım kaydı. Yani bildiğin 6 kere falan okumuşumdur. Tabii bugün hiç inanılacak şeyler değil kitabın içindekiler. Son derece uçuk kaçık böyle fantaziler ama... Yine de bir bakış açısı. O anda o çocuk o şekere uzanmasa, o kitaplar oraya bilmem ne kozmik bir şey olmasa ben o kitabı okuyup da daha sonra abi ben de yarın bir gün böyle bir şeyler yapacağım diye gaza gelmeyecektim muhtemelen. Biz aslında biz yapan şeyler bence böyle şeyler. Bilmiyorum. Çok benzer bir hikaye. Geçtiğimiz Öğretmenler Günü'nde hatırladım yani. Gerçekten 25 sene sonra tekrar hatırladım bu hikayeyi. Buna çok yakın bulacağını zannediyorum. Hani ben kendimle alakalı bir şey tarif etsem, ergenlik bitene kadar süreçte benimle alakalı en net tanım salak olurdu sanırım. Aynı takım. Gerçekten yani hani böyle hayalleri olan, tuhaf bir oğlandım. Yani ben şimdi kendime bakıyor olsam bundan bir şey çıkmıyor. Yani düşük olasılık diye. Şey oluyor mu hani ben eski arkadaşlara karşı yani ben senin böyle olacağını biliyordum falan diyen tipte oluyor. Şöyle bir bakıyorsun. Ya o kadar da değil. Diyor ya, biraz sonra. Ya, yani. Ya ben üniversiteden sonra okey. Üniversite arkadaşlarım üniversiteden sonra ben biraz hani mevzuya aydım. Hani ne oluyor falan hikayesini ama üniversiteye başlayana kadar ya da ondan 1-2 sene öncesine kadar hani bildiğin yani hani bu çocuk da bir şey öğretin de bir şey yapsın falan denilecek bir çocuk tipi. Bana öyle geliyor ya da böyle hissediyorum. Lisedeyim. Çok böyle dertlerim, sıkıntılarım var kendi için. Uyuyamıyorum geceleri. Seni lisede düşünmeye çalışıyorum da şu, öyle bir şey olmaz ki. Ben kendimi düşünemiyorum ki. Sen diye tahmin ediyorum hikayeyi. Böyle bir şeyler çiziyorum. Yani hani bir şeyde kağıtların üzerine. Can sıkıntısından böyle gün doğuruyorum falan. Hani böyle gerçekten bir şeyde. Ve hani öyle rutin devam ediyor. Lise 1, lise 2 o civarlar. Bir gün bir hoca sınıf kapısı çalıp elinde benim çizdiğim şeylerden bir tanesi çöp atmışım, yırtılmış, bir şey olmuş falan. Bu kimin, bu kimin diye sınıf sınıf onun sahibini arıyormuş. Benim dedim, gel dedi resim öğretmeni. Ben o kadın yüzünden, yani o kadının benimle ilgili kurduğu hayal, yani bu benim hayalim değildi. Yani o kadın bunu fark etti, düşündü, yani onu önemsedi bir gerekçeyle. Hani o resmin o kadar yetenekli bir resim olduğuna emin değilim. Hatırlamıyorum şu anda çok detayı. Bir bina resmi gibi bir şeydi bir şeyin içerisinde. Onun kurduğu hayal yüzünden uğraştı, kadın iş edindi. Yani hani şeydi, gerçekten benimle uğraştı, benim resim bölümüne. İşte o yetenek sınavlarıyla giriliyordu o dönemde. İşte sanat eğitimi bilmem ne falan hikayesi. Beni bir sene uğraştı, bir şey yaptı ve ben resim bölümüne girmedim. Bir seçenek olduğunu fark ettim ve resim bölümüne girip sanat okudum, bilmem ne oldu. Hayatımın tipi bir kadını benimle ilgili kurduğu aynen hayalle organize oldu. Mesela bu elbette bu bir kaos hikayesi. Yani çöp, çöpten bulunmuş bir şey, onu fark etme motivasyonu. Yani hiç fark etmeyebilirdi. Bıkkın bir anla denk gelebilirdi falan hikayesi. Ama işte o zaten çoğumuza yapıyorlar bunun farkında olmadan. Müspet ya da menfi. Yani olumlu ya da olumsuz. Bu arada hayat ansiklopedisi bende de kriter.
Altı abi, ciltli o dönemde. Altısında okudum. Mavi ciltlerde. Mavi ciltlerde. Efsanedir ya. Geçen internette fotoğraflarına baktım. Böyle eski bir okul yıllığına bakar gibi. Hayat ansiklopedisi ciltleri satıyorlarmış hala. Nadir kitaplarda falan. Tabii gençler bilmez ya. 20. yüzyıl ansiklopedisi, hayat ansiklopedisi, meydanlarız. Bir de bir şey daha vardı. Bir gazetenin verdiği gelişim melişim mi? Öyle bir... Onlar biraz daha sonrası. 8-10 ciltlik. Daha renkli renkli böyle. Bayılırdık biz onlara. Ankara Kuşu'nun hikayesini 70 kere okudum. Hiç hatırlamıyorum Ankara Kuşu'nu yani. Ama işte çocukken yapacak başka bir şey yok. Bu öğretmenlere hep anlatmaya çalıştığım hikayeler böyle bir şey işte. Şunu bir fark etse bir öğretmen, ya oradaki çocuğa yaptığı etkinin o kelebek etkisi bağlamında nelere sebep olabileceğini. Ya aslında bu hikayeleri daha çok anlatmak lazım. Yani yoksa böyle sen bunu yaparsan böyle olur, böyle şeyler, yöntemler çalışmıyor. Yani insanlar bu hikayeleri duydukça hikayeye ilham veriyor zaten. Ya oradaki kritik olan duygusu şuydu. Yani o ödevini yapan bir öğretmen durup benle ilgili bir şey hayal etti. Aynen işte. Yani o hani... dokunmak ya. Dokunmak o. Bir çocuğa dokunmak. Yani bu işte benim edebiyat hocamla girip anlattığım bir şey var. Benden bir kompozisyon istemiyordu. Ben berbat, fikren berbat bir kompozisyon yazdım. Yani böyle Hitler'i haklı çıkaran bir argüman. Öyle düşün. Yani detay vermeyeceğim. Rezil olmayalım. Ama yani lise 1, lise 1'deyim. Bir de kadın okuttu bana bunu. Ben bunu okudum sınıfta. Sınıf dehşet içerisinde ama. Sınıftakiler dondu düşün. Lise çocukları dediler ki bu ne yani? Bu nasıl olabilir? Ve öğretmen ne yaptı biliyor musun? Sema Giritlioğlu bak. Hala Facebook'ta görüşüyoruz. Sadece bana konuşmaya başladığında tabii kadın şok olmuştu. Yani yüzünden hatırlıyorum ama sadece şeklen bir değerlendirme yaptı. Dedi ki giriş gelişme sonuç çok güzel. Önce dedi sen mi yazdın? Evet ben yazdım. O kadar soğukkanlı bir şekilde anlattı, anlattı. Ben yani kesin fırça yiyeceğim, okuldan atılacağım, bisimler vereceğim falan diye beklerken bir insanın görev çerçevesi içerisinde gayet profesyonelce soğukkanlı nasıl davranabileceği, nasıl buradan takdir hisleri üretebileceğine dair inanılmaz bir ders verdi bana. Ondan sonra dersten, yani ders bittikten sonra bana bir şeyler söyledi. Sen dedi gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Dedim yok ya falan filan. Yani düşünse an... düşünülür falan. Tabii canım yani... Bizzat profesyonelliği ve pozitifliğiyle benim bütün o duygularımı betona gömebildi yani. Öyle bir yetenek bu aslında. Belki bunu hesaplayarak, kitaplayarak yapmadı. İşte bunu öğretemezsin. Mesleğini seven, hayatını seven, işte muhatabını, öğrencisini seven, yani severek yapan insandan bu otomatik bir şekilde zuhur ediyor. Böyle çıkıyor yani, yapacak bir şey yok. İyi hoca... iyi hoca olmak öğretilebilir bir şey değil. İyi işte bilmem CEO olmak öğretilebilir bir şey değil. İşte o yüzden biraz da galiba hayattaki temel dinamiklere, işte o adamları dinleyince, başka hayatları dinleyince, o hikayeler o yüzden çok güzel. Yani yemin ediyorum Hollanda'ya gidiyoruz, bilmem işte Avrupa'daki ülkelere. Abi taş toprak beni ilgilendirmiyor yani. O adamlarla iki muhabbetin belini kırınca vay diyorsun arkadaş burada neler yaşıyor. Bir de hep şunu yaparım. O çok ilginç geliyor bana. Mesela bir kafenin önünden geçiyorsun Amsterdam'da. Böyle kafede insanlar oturuyor. Yaşlı, genç falan. Özellikle yaşlı birilerini gözüme, yani benden daha yaşlı birilerini gözüme kestiriyorum. Uzaktan onu rahatsız etmeyecek bir şekilde izliyorum. Hal ve hareketlerinden neler yaşadığını çıkarmaya çalışıyorum. Yani nasıl bir hayat geçirmiş? Ha, mutlu mu, mutsuz mu bilmem ne. Sadece hareketlerine bakınca bile insanların aslında ne kadar hem stereotipik hem farklı olduğunu anlıyorsun. İnsan gezmeden mekan gezilmez yani. Ben onu öğrendim hayatımda. Çünkü, güzel tarif bence. Evet. Aynen güzel, öyle. Güzel. Bize öğretiyor. Bak o da yani. Bir şiir dizisi işte. Yani insan. Aynen öyle. Daha önceden bu cümleyi söylemiş miydin? İlk defa mı söyledin? İlk defa söyledim. Yani. Evet, böyle cümleleri defa... not mu etsek ya? Bir şey içerisinde. Ne bileyim ben sağ olsun bazı şey, arkadaşlar. Böyle cümleleri not mu etsek? İnsan gezmeden... Altına şey, insan gezmeden mekan gezmenin bir anlamı yok diye daha bir tweetleştirelim bunu. Yani turistik gezmenin hakikaten bir yere kadar. Çünkü sen sürekli kendini götürüyorsun ya oraya. Benim en büyük rahatsızlığım o. Kendini değiştirmeden gezdiğin yeri algılayabilmen mümkün değil. Orası değişik bir yer falan filan. Bu arada demek öğretmenin adını hatırlıyor musun? Çok trajik olanı hatırlamıyorum. Bulacağım ama yani. Ya işte bence bulmak lazım. Çünkü içerisinde... bu İnci gibi güzel yazının da sorumlusu aynı kişi. Gıcık oluyorum senin not alışına zaten. Ya ana kaligrafi gibisin abi ya. Yani hayır, Müsvedde'ni gördüm. Yani Müsved bunu bir de temize çekiyorsan hiç bana gösterme rica edeceğim. Yani bir ara arkadaşlar şu şeyi alırsak yakın planda. Bu sadece takıntıyla alakalı olacak. Liseden bende dönem ödevi var. Hoca üzerine şey yazmış, dönem ödevi elle yazılıyor o dönemde, şeyde. O dönem bir yıl boyunca ısrar ettim, büyük harfle yazdım. Tek bir gerekçem var, çizgi roman hastasıyım.
Her şey balonların içerisinde büyük harfle yazılıyor o dönemki çizgi romanların içerisinde. Ben o zaman bu yazı tipi daha güzel diye ısrar ettim. Bir yıl her şeyi büyük harfle, verdiğim dönem ödevinde büyük harfle yazmışım. Normalde o dönemde 10 üzerinden not alıyoruz. Hoca 5 vermiş ki dönem ödevinden 5 almak utanç nedenidir. Üzerine de kocaman kırmızı kalemle yazmış yani. Büyük harfle dönem ödevi mi yazılır diye. içerisinde. Lan şöyle bir takıntım olsun çok isterdim ya. Hiç tuhaf bir ısrar yani hani bunu kontrol etme isteği işte yani uzun yıllara yaygın bir hikayede otomatik olarak işte bir şey yerleşti. Beynin buraya göre değişmiş. Bak işte bir yapa yapa yani nazar etme ne olur çalış senin de olur. Ya ben o şu 10 bin saat hikayesi. Bundan sen de bahsediyorsun. Şu masada yaptığımız ilk toplantıdan sonra ben evde çaktırmadan böyle böyle çalışıyorum tamam mı? Ama Allah vermemiş işte bende bir fobidir bu biliyor musun? Ben mesela notlarımı derste ya da toplantıda not alıyorum ya böyle gizlerim çaktırmadan. Çünkü yazımı sevmiyorum. Böyle hemen öyle falan bir şeyler yazıyorum. Sonra çoğunu da okuyamıyorum zaten. Normalde düzgün yazmaya çalıştığım zaman yazabiliyorum ama o yüzden gıcık oldum buna. Gıcık oldum derken gıpta ediyorum yani hakikaten çok güzel. Teşekkür ediyorum. Fakat çalışınca gerçekten oluyor değil mi? Evet, yani ben yani de yapsam olur. Biraz gaz verirsen. Takıntılı bir şekilde yapınca kesinlikle oluyor yani. Gerçekten printer çıktısı gibi ama tebrik ediyorum seni. Üslup olarak nasıl bir üsluba mesela ben senin yazı tipini gördüm. Sen üsluplusun yazıda. Yani, teşekkür ederim. Yani, üsluplu bir insanımdır. Yani kendine ait bir yapı geliştirmişsin. Herkes de farklı çünkü o yani... Elias'ın insandan insana değişiyor olmasının o duyguyu kullanma biçimiyle bir karşılığı var. Abi, o orası öğrenilemeyen bölümü. Yani sen aynen. Güzel bir insansan üsluba yansıyor hikayesi. De abi işte Hemingway'in not defteri var. Allah adam kaligrafik pık 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 bildiğin böyle müsvedde deftere yazıyor. Benim de not defterim var. Çarşamba pazarı gibi yani hiçbir ben şimdi yarın bir gün ünlü bir şey yazsam bir şey olsam not defteri diye çıkarsalar çoluk çocuk vallahi biz bunu tanımıyoruz diyecek. Yani böyle not defteri olmadı. Belki onu ayıklayıp o kadar güzel hale getirirler ki onlar birazcık tasarımlı düzeltilmiş şeyler de. Ama ben senin şeye bakınca belki de şöyle bir şey. O zaman kağıdın kalemin az olması. Yani, daha evet, kıymetli doğru, olması. Doğru, nota da söze de daha bir ihtimam. Şimdi ben bugün bir şey pıt 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 tweet atıyorum. Telefonda not yazıyorum. Hani şeyde kalmadı. Cılkı çıktı biraz. Belki de onunla ilgili özensizlik herhalde. Ki ben hani 70'lerde tevellütüm olmasına rağmen demek ki ben de o özensizlikten payımı almışım. Ama bir şey gördüm, not alırken özenli ve senin gibi yazmaya çalışınca ne yazdığımı daha iyi hatırlıyorum. Zihin oraya gidiyor ya. Bunu sen daha iyi bilirsin şeylerle alakalı. Hadi bunun üzerinden de geçelim çünkü bu dönemde sıklıkla şeyde de karşılığı geliyor yani araya da sokayım. Şu yazarak öğrenme, yazmayla öğrenmenin bunun içerisinde bir önemli bir paydası var. Olmaz olur mu? Çok ciddi bir sorun yaşıyoruz aslında dijitaldeki yazdıklarımızı. Hani işte bilgisayarda notlar bölümü var. Tonlarca not alıyorum hikayeyi ama oradaki aldığım notla benim defterlere aldığım notlar arasında gerçekten bir statü ayrımı var. Yani buradakilere daha önemli bir yerden aristokratlar olarak bakıyorum. Buradaki notlarda ama bir ara gözden geçiririm diye bakıyorum. O abi şey tutuyorlar ya şimdi amfilerde falan fotoğraflar öğrenciler hepsinde bilgisayar, tablet açık not alıyor. %30 hatırlama oranı daha az. Yani bir klavye aracılığıyla not aldığında ne kadar dikkat edin. Şöyle şu kalemi tutma işi. Şimdi benim değişen benimde bir yer var. Başlığı çok havalı geliyor ama çoğu insan o bölümü sonuna kadar okumuyordur diye düşünüyorum. Birkaç tane böyle geri bildirim aldım. Düğme iliklemenin biyomekaniği diye anlattığım şey tek bir düğmeyi nasıl ilikliyoruz? Her sabah şuursuzca en az 8-10 kere yaptığımız hareket. Fakat baktığında o düğme ilikleme yapay zeka açısından bir problem. Biz mesela robot kollara hala düğme ilikletmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü düğme ilikleme çok zor. Yazı yazmak da öyle. Beyindeki karşılığına bakarsan yazı yazmanın şu elle şu kalemi tutup da burada bir takım hareketleri yapabilmek ve bunu düşünmeden yapabilmek için beynin özellikle motor kontrol alanı dediğimiz koca bir alan var. Motor planlama ve kontrol alanları caldır caldır çalışıyor. Bunu şöyle söyleyeyim, sobanın en çok ısındığı hal şey yazma, yazı yazma ve beyni ciddi meşgul ediyor. Kağıda biz elimizle malum yazı yazarken kendimize özgü işte o yazı karakteriyle yazmamız. Mesela bunun ilginç bir sonucu var. Ayağınla yazı yazmayı öğrenebiliyorsun. Ayağına kalem sıkıştır, bir ay, iki ay uğraş, yazıyı yazıyorsun. Yine var benzer, tabii. Yine benzer karakterlerle yazıyorsun. Yani o ayağının, elinin falan durumuyla ilgili değil. Bir de herkes bilir işte sen kağıda böyle yazıyorsun. Şimdi bir kalem ya da tebeşir versen, tahtaya yazdırsan üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri yazacaksın görüntü olarak. Bu bir motor program. Sana has, beynin içerisinde o program çeşitli kaslarla, birinde omuz kasları, birinde el kaslarıyla şeye giriyor. Şimdi bu program aynı zamanda senin desen olarak buraya çizdiğin o sözlerin, simgesel dilin beynine de geniş bir alanda işlenmesini sağlıyor.
bir hatıra beyinde ne kadar çok alanı aktive ederse o kadar kalıcı. Zaten bunu görüntülemeden biliyoruz. Şimdi sen yazarken caldır caldır yanıyor beyin. Dolayısıyla bunları beynine yazmış oluyorsun aslında, kağıda değil. Ama pıkı 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 pıkı, istersen şiirsel bir şey yaz, istersen teknik bir not al. Hepsinde aynı hareketi yapıyorsun ya. Yazı karakteri değişmiyor. Olan tek şey kelimelere yüklenen anlamlar ve o sembolik işte şey. Dilin yeterlilikleri neyse öyle bir şey kaydediyorsun oraya. Kendin şey gibi yok. Olabilir mi yani? Aslında yazı yazmak beden dilinin bir ucu gibi. Tabii. Yani böyle hani bir detayı gibi. Şimdi sen böyle anlatınca o canlandı gözümde. Tabii. Yani biz beden dilimize yansıyor ya bizim hangi duyguları yaşadığımız. Yazı yazmada o zaman o yansımanın zihnimizdeki düşünceleri kelimelere dönüştürürken beden dilimi. Tam olarak. Ya mesela, değil mi? Aa, bak gerçekten yeni bir şey öğrendim. Altını çizerim. Sketching var ya, bu hani karalayarak not tutma. Hmm. Mesela şemalar çiziyorlar bilmem. Sen de öyle yapıyorsun olduğun için. Yani o mesela yazının bir tık ilerisi senin kendi zihinsel işleyiş biçimine. Yani onu dinlerken, o dinlediğin şeyi, öğrendiğin şeyi öğrenirken zihninin işleyiş biçimini, zihninin motor hareketleri kontrol eden kısmıyla dışarı dökmen. Aslında yaptığın şey o. Aslında kendi zihnini önüne bir açıyorsun. Ben bunu nasıl anlıyorum? Orada şunu görüyorsun. Bir dakika, burayı tam anlamamışım. Hemen o aradaki bağlantıyı kesiyorsun. Çünkü bizim zihnimiz boşlukları atlar. Biz üzülmeyelim diye. Yani burayı anlamadın, boş ver. Sonra anlarız, öbür tarafa geç gibi. O yüzden mesela çoğumuz tabii her şeyi biliyoruz zannederiz. Yani diyorsun bak, adamla politik tartışma yapıyorsun. Seni öldürme noktasına geliyor. Diyorsun ki senin partinin aslında ne yeniliyor? Ne bileyim ben diyor ya. Bu yani o aradaki koca boşluktan haberi olması gerekmiyor. Zihin böyle kısa yollarla çalışıyor. Yazma şemalarla, akış şemalarıyla bilme, o zihin haritalarıyla mesela çizme. Yani acayip hakikaten önemli şey. Ama şimdi sorun ne? Ya ben bunu niye böyle heyecanlatıyorum? Yok bu artık. Kağıt kalem yok. Yakında bir herhangi bir ara birim de yok. Yani konuşacağız, o tekste dönüştürülecek metne. Bir yerde duracak. Teknolojisini gördüm falan. Bu arada medya takip merkezinde. Artık tamamen sesi çatır çatır tabii, tekste dönüştürüyorlar. Türkçede yani. De bayağı başarılı. Evet. Türkçe versiyonuyla yani artık televizyon akışını tekste dönüştürüyor. Tabii. Hata oranı da işte belli standartize edilmiş halde falan. Ve yani ne olacak? Ondan sonra bu işte bu searchable text hikayesi var ya. Şu bilgi nerede geçiyor diye sana 130 tane getirecek. Ama insanlar bak şunu göremiyorlar. Bu medya takip sistemleri ya da bilişimciler için söylemiyorum. Sıradan insanın şöyle bir sorunu var. Şu anda bilgisayarınızda, işte benim tabletimde 3000 tane falan kitap var. Ama bir gün tabletimden şöyle bir şey gelmiyor. Abi bendeki kitaplardan ortalama çıkarttığım sonuca göre insanın hayatı mantar gibi bir sonuç vermiyor bana. Onları benim okuyup kafada birleştirip yeni bir fikre dönüştürmem lazım. Dolayısıyla bu kadar veri depolamanın bize insan olarak çok bir faydası yok. Geriye dönük olarak fact'leri bulabiliyoruz, sayıları bulabiliyoruz, analiz edebiliyoruz ama fikir üretme yeteneğimiz iyi diş oluyor. Çünkü hafıza yerine orayı kullanmaya başladık. Bu problem. Bu hafızayı zorlamazsan sistem kendi arasında bağlantı kurmuyor. Seninle şu balkonda bir muhabbet ettik, hatırlıyor musun? Sen bana anlam nedir diye sormuştun. O hikayeyi kurgulayıp bir kafanda hikaye oluşturamazsan, o hikayeyi böyle zenginleştiremezsen aklın küçülüyor. Çünkü akıl o hikaye, o işte anlamı hikayeye bağlama yeteneği. Bunu, bu tip yeteneklerimizi kaybettikçe de kaybedeceğiz. Böyle bir felaket senaryosu gibi anlatmıyorum. Durum bu, tespit bu. Buraya gidiyoruz. Ha, sonuçlar olacak ve katlanacağız buna. Ama bu döngüden çıkan, ya mesela şöyle yazı yazabilen çocuklarımızın sayısını belli bir düzeyde korumamız lazım en azından. Çünkü onlar estetik üretebilecek. Bunun üzerine bir şeyi eklemek istiyor da canım. Ya da daha doğrusu merak ediyorum. Buna bir gelişme diye de bakması mümkün ya. Zihnimiz tabii. Aslında yani hafızamızın yapısı büyüyor. Çünkü artık gigabaytlarca bir şey barındırıyoruz. Bilmem ne yöntemler değişiyor. Bir şey olacak. Bu işte vücudumuza entegre ettiğimiz dijital malzemelerle belki bir şey olacak. Ya da hayır, biz bir yöntem geliştireceğiz. Beynimizi kullanma yöntemlerini değiştireceğiz. Hani buna adapte olacağız. Bunların hayal ürünü olduğunu biliyorum. Sadece üzerine düşünmek için. Çok yakın. Çok hiç hayal ürünü falan değil. Çok yakın. Bir şeyde yani hani belki de hani bunu bir seçenek olarak masaya almak istiyorum. Benim de kültürüm şey diyor. Bu şu anda ya da önümüzdeki birkaç yüzyıl daha bir seçenek bile değil. Üzerine konuşmaya gerek yok diyor. Hani ana kültürüm. Ama yani hani akıllıca olmak istediğim taraf da şey diyor. Yani bunu da düşünmek lazım. Yani belki de çocuklardan yaratıcılık adına, fikir geliştirme adına beklediğimiz şey belki de artık el yazısıyla ilgili değil. Başka bir kriter olabilir mi? Hani bak sorusu. İşte. İşte burada kadim bilgi bastonuna, asasına ihtiyacın var.
Keşke hatırlayabilsem Mehmet Akif Ersoy'un mealen hatırlıyorum ama insanoğlunun bir rahatsızlığı var. Tedenniyi terakki vehmeder. Şimdi meali şerifi şu. Tedenni gerileme, terakki ilerleme. Biz bazen gerileme ilerleme zannederiz. Yani öyle bir zannımız vardır. Neden? Yeni bir şey buluruz. Hani böyle boncuk bulmuş gibi ona sarılırız. Bir süre sonra aslında bunun hiç de yeni ve hiç de iyi bir şey olmadığını acı bir tecrübeyle anlarız. İşte bugün geliştirdiğimiz teknoloji ve medeniyetin şu anda dünyaya yaptığı şey aslında bir tedennidir. Geri gidiştir. Neden? Dünya sisteminin, evrensel dünyanın ekosisteminin canına okuduğumuz bir tercih oldu bu. Yani biz yaptık bu tercihi. İşte kapitalist ekonomi, aşırı üretim, işte denizler plastikle kirleniyor, o asitleşiyor, carçurt. Bu aslında geriye gidiş. Ama git 200 sene öncesine, sanayi devrimi sonrası, teknoloji bilmem ne. İşte o zaman yazılan şeyler hep ne diyordu? Daha ileri, daha ileri uzaya kentler kuracağız. Şu anda dünyada yaşayamıyoruz, gidemiyoruz da. Dolayısıyla bu aslında bir gerileme. İnsanın bu zannını, bu temel arızasını bildikten sonra bir kere bu ilerlemeye başka bir gözle bakabiliyorsun. Sen beni kapitalizmle mi suçluyorsun? Hayır. Bu hepimiz, hiç. Şaka yaptım, dur. Sen ben. Ama bak, bu dinleyen öyle diyor, biliyorum. Sen onu aldın. Şimdi dinle, bir dakika lan diyor. Yani biz düşünemiyor muyuz bunu? Ama düşünemiyoruz. Günlük hayat bizi hep ileriye, bir bugünkü sıfır noktasından bakmaya zorluyor. Halbuki bir kadim hatırlatmalar var. Masallar, söylenceler, İşte her türlü efsaneler, anlatılar bunun için zaten. Biz bugünden sonra ileri baktığımızda hakikaten o işte biyo bilmem ne çipler, insan bedeninin modifikasyonu, vırt zırt, hakikaten ilerleme. Ama teknolojik ilerleme. Bakalım insani anlamda ilerleme mi değil mi, göreceğiz. Ben hiç korkmuyorum bak gelecekten. Ya ben iyimser, hastalıklı iyimser bir adamım. Çünkü yani insanın iyi bir şeyler becereceğine eminim. Yani başına sopa yiye yiye becerecek ama yani becerecek bir şekilde. Fakat bu gidişi bu haliyle, saf haliyle ilerleme gibi görme, saf dilliğini de uzaktan tebessümle izlemeyi tercih ediyorum. Yani biraz daha yaşlanır ve bilgi hale gelirsem hiç umursamayabilirim ama şu anda da bir alaycı bir gülesim geliyor bu duruma. Senin alaycı gülüşünü cebime alarak yine de bu konuyla alakalı bunu hep kontrollü tutacağım. Hani şu gelecekle alakalı tabii hikaye. Yani yoksa onu hayal etmiyor olsak da yani başka şeyler ilerlemediğini düşünüyorum ya da gelişmediğini düşünüyorum. Tabii yani ya da bu adam... konuyu seni bu taraftan kaşımak hoşuma gidiyor. Abi sen laboratuvarda çalışan, mesela Intel'de çip yapan falan adama her gün kulağına kadim bilgi anlatırsan uçar gider, hiçbir inovasyon yapamaz orada. Bırak onlar coşsun, bir şeyler üretsin, bir denesin. Ama insan istiyor ki mesela karar vericiler biraz daha bilge olsa. Ya dese ki abi tamam, aferin çocuğum, güzel yapmışsın. Al sana işte şu kadar para, al ödül. Git yat aldım, ada aldım sana. Git orada yaşa. Ama biz bu teknolojiyi şöyle kullanalım. Biz bunu böyle bir politika içerisinde kullanalım. İşte Platon'un o şey var ya, filozof devleti, yani filozofların yönettiği devlet. O İtopya'da bunların hepsi bir ilerleme olurdu. Ama şimdi başı kesik tavuk gibiyiz. İşte ne gelirse ay falan.